Oğlum. Yok benim yeğenim. Ya. Çakla diyor. Başları bıçakla ha. Başları bıçakla. Yeğen. Özledin mi? Şimdi o an anlatılmaz ki zaten. Anlatılır mı? Korku. Korkudan başka bir şey yok yani. İlk geldiklerinde zaten sabahleyin sabahın üçüydü. Kapıları gıra gıra geldi zaten. Kaldıranı gözü eli bağlı karga tulumlu araba, karga tulumlu araba. Öyle yani süreç. İlk geçen kefen işte daha. Celladla geldi dedik, IŞİD geldi. İlk aklımızdan geçen oydu yani. Tabii o elin bağlı, kolun bağlı, gözlerin bağlı. Bir de arabanı ta koltuğa bırak, ta araya soklar bizi, koltukların arasına. Dedik, bir buçuk iki saatte yol gidince dedik, biz dedik kefeli giydik. Kelime-i şehadet getirmeye başladık yani arabada giderken. Davranışları çok, gayet çok güzeldi yani, hiç gayet insanca. Yemekleri, çayı, sigaramızı verdiler yani. Kerbela yoluna bıraktılar bizi. Bağdat'ın dışında 75 kilometre falan. Sabahın 5'inde. Burada sabahın 5'inden 9'a kadar bekledik. 7'de bir taksi çevirdik. Taksiciyle. Taksiciyle Türkiye'ye arattırdılar. Türkiye'nin konsolosluğu. Yok onlar, sizin suçunuz yok, serbest bırakacağız. Bilmem Türkiye şartları haline getirdi mi. Bir şey diyor. Siz günahınız yok. Olan bizim devletle diyordu. Başka bir şey demiyorlar. İşte bizim işimiz, şartlarımız var. Devletle işte Suriye'den elini çeksin. İşte Irak'ın elini çeksin. Böyle bir konuşmalar yapıyorlar. Bekledik hep biz de. Gelecek diye hep bekledik. Gelecek diye bekledik. Yani hiçbir korku yaşamayız dedik. Ne bileyim, bekledik. Allah'a dua ettik. Hep milletvekiline, başbakana, hep onlara güvendik. Geçmiş olsun. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah tekrar sağ olsun adayın. Allah sevenlere yem harcasın. Allah Allah'ın çocuğuna bağışlasın. Amin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ağlıyorsun be, ahire gitmişsin. Ah, ağlamayın. Kimse, değil mi? Özledim. He? Öp bakalım, hadi dayım öp. Zaten onu öpmek istemiyordum. Dayım öp. Dayım çok resmen. Hadi dayım öp bakalım. Dayım. Gel. Hani iki kez buluyormuşum.